Bir sanat eserinde kullanılan boyayı analiz etmenin standart tekniklerinden biri, boyadan küçük bir örnek alıp en alt tabakadan vernik katmanına kadar inceleyip yapılan uygulamaları tek tek ortaya çıkarmaktır. Sadece birkaç yüz mikron genişliğinde olan bu küçük örnekte bütün bu katmanları görebiliyoruz. Boyadan alınan numuneler, katmanlar arasındaki etkileşimleri de anlayabilmemizi sağlıyor. Örneğin bir boya diğerinin üstüne hala ıslakken mi uygulanmış, bunu anlayabiliyoruz. Pollack tarafından uygulanan ilk boyaların dörtlü bir boya serisi olduğunu bulduk. Bunlar geniş kompozisyondaki ilk katmanları temsil ediyor. Dramatik bir şekilde uygulanmış. Çoğunlukla da ıslak boya üzerine ıslak boya şeklinde uygulanmış olduğu anlaşılıyor. Limon sarısı ve cam göbeği renklerinin yer yer üst üste bindiğini görüyoruz ve ortaya daha farklı bir renk çıkıyor. Ya da sarıyla ombranın karıştığı yerler var. Yani bulduğumuz genel sonuca göre resmin dinamik yaratıcı aşaması bu dörtlü boya setinden oluşuyor. Yaptığımız analizler sonucu kullanılan boyaların çoğunun yağlı boya olduğunu tespit ettik. Yağlı boyalarla beraber kazein duvar boyası bulmak ise epey şaşırtıcı oldu. Bu hiç beklemediğimiz bir şeydi. Pollack bu boyayı büyük ihtimalle opak, parlak, beyaz ve hızlı kuruyup hızlı kaplayan bir malzeme olduğundan seçmişti. Böylece renklendirilmiş şekiller arasında arka plandaki boşlukları doldurabilecekti. Her ne kadar bilimsel bilgileri ortaya çıkarıyor olsak da bunların esas amacı bir ustanın bu şahane sanat eserini nasıl yarattığını daha iyi anlamak.